Selamlar sevgili arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Görüşmeyeli bir gün geçti aslında. Gelecekten tekrardan karşınızdayım. Bu nasıl bir videodur ki, nasıl bir lanetli videodur ki bir türlü sizinle paylaşamadım doğru düzgün. Dün video yüklemiştim biliyorsunuz ki. Ondan sonra gelen yapıcı eleştirilere dikkate alarak bu sefer bu videonun üzerine ekstradan fotoğrafların yakın hallerini de yükledim. O şekilde yeniden karşınıza sundum. Umarım bu sefer videoyu daha da çok beğenirsiniz. Dün izleme fırsatı bulan ve bu videoyu ikinci kere izleyecek olan yaklaşık 30 bin kişiden de özür diliyorum tekrardan bu videoyu attığım için. Aynı zamanda video sırasında zaten birçok kez söyledim zaten ama aşağıya da düğün süreciyle alakalı bütün sorularınızı bekliyorum. Çünkü sonraki videolardan biri de düğün süreciyle alakalı bütün sorularınızı cevapladığımız bir video olacak. O yüzden bol bol yorumlarınızı aşağıda görmek istiyorum. Ben daha fazla lafı uzatmıyorum. Sizi asıl videoyla baş başa bırakıyorum. Tamam mıyız? Kamerayı çevir. Kamerayı çevireyim. Hadi bakalım. Hadi. Ben de kendime bakayım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk kanalına. Tamam mısın herhalde? Tamamız. Hadi. Ne bu acele ya? Acele ettirme beni. Tamam. Evet. Giriyorum o zaman. Gir bakalım. Sen gir. Salonumuza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza diyorum çünkü artık en az benim kadar Aydın'ı da kanalda görüyorsunuz. Artık bizim kanalımız oldu. Bu videoyu çekmek için gerçekten çok uzun zamandır bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü üşengeçliğinden mi? Yok, üşengeçliğimden değil. Dur bir dakika, ne yapacağımızı söylemedik ki. Evet. Bugün birlikte düğün albümlerimize bakacağız arkadaşlar. Albümlerimize diyorum çünkü biz bir dış çekim de yapmıştık aynı zamanda. Hem onu göstereceğiz hem diğer işte ayrı olarak düğün günü çekilen hazırlık fotoğrafları falan filan var. Hepsini böyle topluca göstereceğiz. Ve fotoğrafların hikayelerini anlatacağız. Bilmiyorum. Ya bir dakika, benim hapşurasım geliyor canım. Benim de burnum gıdıklanıyor. Evet, niye böyle ya oluyor? Ben sana söyleyeyim. Biz bence cam açtığımız evet için. Senin söyleyeceğin bir şeyler var mı? Evet. Hiçbir şey. Ben fotoğraflarla ilgili yorumlarımı yapacağım. Çünkü hepsinin değişik anıları, hikayeleri var. Evet. Her pozum diyeyim. Fotoğraflar neredeyse biz evleneli bir sene olacak. Kaç ay geçti? 4, 5, 9 ay geçti. Fakat biraz benim suçum. Çünkü okuldan falan dolayı çok vakit bulamadım. Böyle tam bir günümde bakmak istedim fotoğraflara. Bir de çok fotoğraf vardı. Aynen. Yani 4000, 5000 tane fotoğraf içinden seçmek zorundasınız bu fotoğrafları. O yüzden de ekstradan böyle bir gününüzü ayırmanız gerekiyordu. Ben de tam böyle kafam rahat ayırmak istediğim için maalesef ki bu kadar uzun sürdü. Ama sonucu güzel oldu bence. Çok güzel fotoğraflar çıktı. Hadi o zaman lafı çok uzattım ben bence. Başla. Hadi başlıyorum. İlk başta dış çekimden başlayalım. Biz bu arada normalde dış çekim yaptırmayacaktık. Ama düğünümüzü yaptığımız salonun hem etrafı iyi değildi. Hem de aynı zamanda çok sıcak. Yani Adana'da yazın düğün yapacaklara Allah'tan sabır diliyorum. Başka da bir şey dilemiyorum. Yani Adana değil, o bölgede diyelim. Evet, yani güney bölgesinde. Güney, ama Akdeniz, Adana ayrı bir sıcaklık. Evet. Adana evet yani sıcaktı gerçekten. Biz bu fotoğrafları çekerken bile biraz problem yaşadık, terledik. Bir de yaylaya çıktık yani. Bayağı dağlık yerdeydik ama orada rağmen bile. Evet, hadi başla o zaman. Tamam, dur şu telefonları çekeyim şuradan da. Ve ilk başta şöyle size gösteriyorum. Bir dakika, odaklamıyor Aydın, kafana getireyim. Şöyle sanırım şu anda odaklıyordur diye düşünüyorum. Ben umut ediyorum. Böyle gireyim aralara. Evet. Dur çıkma. Üzerinde Ceren ve Aydın yazıyor. Aynı zamanda da evlilik tarihimiz yazıyor. 31.08.2019. Biz bunlara bu arada üstten bir baktık. O yüzden ilk tepkilerimiz olmayacak. Hemen kendimiz yine bakıp size direkt göstereceğim. İkimiz de tepkisiz kaldık. Fotoğrafları biliyoruz çünkü bunları paylaşmıştın herhalde. Bunlardan evet. Bir tanesini ben de kendi sayfamda paylaştım. Şu en sağdakini. Normalde bana eskiden sorsanız şelalede fotoğraf çekilme falan ederdim ama o kadar güzel çıktı ki fotoğraflar, gerçekten bayıldım evet, yani. Evet, ve serindi. Evet, serindi. Güzel. Bir tek orası rahat, serindi. Bayağı rahattık orada fotoğraf çekilirken. Sağdaki oluyor sizin için. Bunları Instagram'da paylaştım. Sonrasında yine aynı şekilde şelalede fotoğraflar devam ediyor. Yani şelaledeki fotoğrafların kolaj halini albüm haline getirmişler. Burada da yine çok ekstrem bir şey yok. Bunu hızlıca atlayacağım. Çünkü romantik bakışmalar ve pozlardan oluşan bir albüm aslında. Klişe düğün fotoğrafları arkadaşlar. Evet, yani bunların olması klişe gerekiyor. İleride işte konu komşun
geldiğinde, akraban geldiğinde çıkartıp göstereceksin. Yani tutup böyle hiç fotoğrafsız olmak da olmaz dedik. Evet. Bunları da bastıralım dedik. Güzel de oldu bence. Ben bu arada o gün sana söylemiştim. Dijital fotoğraflar bir yere kadar. Evet. Baskılı fotoğrafların yeri daha kesinlikle, ayrı. Elle tutulur bir şey olması lazım. Ne bileyim, çok zaten dijitalde böyle montaj yapıyorsun. İşte sosyal medyada yayıyorsun falan filan. Birçok bir özel bir durumu kalmıyor ama bunlar elde olduğunda daha sanki böyle değerli gibi. Kesinlikle. Yıllar geçtikçe ya da. Bunu gösterdik mi? Bunu göstermedik galiba. Burada da yine romantik pozlar her zamanki gibi. Bir diğer sayfaya geçiyoruz. Bunların çoğunu Instagram'da paylaşmadım. Paylaşamadım çünkü o kadar çok poz var ki yani. Hangi birini paylaşabileyim? Bu şekilde. Ondan sonra benim en sevdiğim dış mekana dair gerçekten en güzel pozların bulunduğu fotoğraflar bunlar. Ben normalde dış mekan çekimlerinde böyle gelinlik falan giyilmesini sevmiyorum. Bana aynı zamanda da ikinci gelinliğime ne olduğunu soruyordunuz. İşte bunlar oldu arkadaşlar. Bu farklı bir çekim oldu. Yani o kadar güzel ki gelinlikle, Aydın'ın böyle açık takım elbisesiyle falan. Bence çok güzel bir kolaj oldu. Gelinlik de böyle ortama ayrı bir hava kattı. Çiçekli böcekli diye herhalde. Sen bunlardan hiç paylaşmadın değil mi? Hiç paylaşmadım. Paylaşacağım ama. Instagram'da paylaşmak için bence en güzel fotoğraflarımız bunlar. Kesinlikle. Yani şuna bayılıyorum. Bunu çıkarttık zaten. Arkadaki çerçevelerden birine koyacağız. Şöyle. Bakar mısınız şuna? Şuna bayılıyorum yani. Böyle Pinterest'te falan fotoğraflar olur ya, ona benzemiş birazcık. Ondan sonra yine aynı şekilde koşarken. Bunlar çok spontane çıktı yalnız, hatırlıyorsun değil mi? Sağ tarafta da. Kendime kalp çizdim. Narsize overdose. Aydın'ın ben bu fotoğrafını biraz böyle takım elbise markalarının reklam çekimleri olur ya, onun pozlarına benzettim. Güzel. Yani benim en sevdiğim fotoğraf. Var biraz mankenlik canım. Yani ruhumuzda var yani. Sen benim için mankensin hayatım. Boş ver diğerlerine. Sonrasında bir diğer en sevdiğim pozlarımız da bu kesinlikle. Ama ben bunu daha çok beğeniyorum. Sen hangisini daha çok beğeniyorsun? Bence ikisi de güzel. Hatta ikisini böyle yan yana olması da güzel olmuş. Evet. Sanki böyle tek bir aynen şey gibi. Çok güzel. Gayet güzel. Bunu da kesinlikle Instagram'da paylaşacağım. Ya bunların hiçbirini paylaşamadım. Gerçekten evlendim. Evet 4000 ya, küsur fotoğrafımız hiç var. Sen niye evlilik fotoğrafları hiç paylaşmadın? Sadece 3-4 tane fotoğraf paylaştım düğünüme dair. Ya hiçbir şey paylaşmadım. Ya, kınamdan da bir şey paylaşmadım. Düğün hazırlığıyla ilgili bir sürü şey yaptın. Ama evet, düğünle ilgili hiçbir fotoğraf doğru düzgün gerçekten paylaşmadın. Bence bunları böyle 5-6 tane evet arda arda paylaşılabilir. Yani şey oldu, sıralı değil. Bunlar da çok tatlı. Şu ve şu. Bu sayfada bunlar en favorim. Bura tam Pinterest'likti. Evet. Tam böyle şey. Fotoğraf olarak güzeller. Benim yine en sevdiğim fotoğrafımız. Bu bizim dış mekan çekimini yaptığımız yerde çıkan bir fotoğraf aslında. Biz burada video çekmiştik. Videoyu da paylaşmıştım aslında YouTube'da. Onun da linkini bırakacağım aşağıya. Aynı zamanda Instagram'da da yeni versiyonunu falan paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz. Çok güzel videolar çıktı. Burada gelinlikte olanlar da çok güzel ama dediğim gibi benim için ayrı bir olayı var bu sağ taraftakine. Çok beğendim. Yani aynı poz sayılır ama evet, işte konseptleri farklı. Konseptleri farklıydı. Evet. Bakalım bu bitti. Başka sayfa atlamadık değil mi? Evet. Bunlara mı bakalım şimdi? Ya onların bazıları aslında normal albümde var ama bunları da bir üstten göstereyim çünkü bazıları yok. Bunları niye dışarıda? Ha şey koymak çerçeveye için. Çerçeveye koymak için. Evet. İşte benim en sevdiğim fotoğraf bu zaten, çerçevelerden birine girecek. Bayılıyorum buna. Hadi biraz da sen tut. Tamam mı? Bu yine diğer en sevdiğimiz fotoğrafımız. Burada Aydın İçka alınır böyle. Yaklaştırayım diye yiyorsun. Bu yine en sevdiğim fotoğrafımız. Bu videoda çok en sevdiğim diyeceğim arkadaşlar, hazır olun. Benim tekli fotoğrafım. Burada bu arada saçım falan yapılmadı. Yine şu anki haliyleydi. Yani dümdüzü saçım, sadece arkaya duvağımı taktık. Sonra işte romantik pozlarımızdan birkaç tane. Aslında bunlar yanlış çıktı bu arada. Normalde şu arkadaki çerçevelere koymak için biz aile fotoğraflarından istemiştik bu şekilde baskı olarak. Fakat yanlışlık olmuş. İşte bunlardan göndermişler. Aile fotoğraflarını bekliyoruz şu anda. Onlar da geldiğinde artık bir ev turu çeker miyiz Aydın İçer? Yani evden çıkacağız zaten, az kaldı bence. Yeni eve satma ev turunu. Yok bu evin de turunu çekeceğim. Söz verdim çünkü. Ama gerçekten çerçevelerin dolmasını bekledim. Bir de birkaç eksiğimiz vardı. O yüzden onların tamamlanmasını bekledim. Aile fotoğraflarımıza geldiğinde güzel bir ev turu gelecek. Merak etmeyin. Bunu zaten Instagram'da paylaştım. Sonrasında benim arkadaşlarla en sevdiğim fotoğrafımız. Bunu zaten düğün videomuzun kapağı yapmıştım diye hatırlıyorum. Yoksa bu değildi galiba. Ama bu da olabilir. Bu sahne
nelerden. Bütün sevdiğimiz arkadaşlarımız yanımızda. Çok seviyorum ya. Çok doğal bir fotoğraf bu bence. Sonra bu Aydın'ın beni ilk gördükten sonraki öpüşmemiz. Batuhan burada benim saçlarımı yapıyor. Yani gerçekten saçım, makyajım ve gelinliğim düğüne dair en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Hepsinden aşırı derecede memnun kaldım. Tam istediğim gibiydi yani her şey. Ne çok abartı ne çok sade. Burada yakışıklı damadımız bu şekilde. Sen damatlığından memnun kaldın tabii mı? Tabii, güzel çok rahattı mıydı? Ya. Ben çok terlemedim de. Yapısı falan da iyiydi. Bayağı beğendim yani. Rahattı. Evet. Bu kuşağı şey biraz daha parlak oluyormuş herhalde. Onlardan tercih ettik ama zaten, çıkabiliyordu. Evet evet bu çıkıyor. Ya, bunda iki tane yaka var işte. Bir kırlangıç bir de böyle yuvarlak. Ben yuvarlığa tercih ettim. Bilmiyorum. Bunları zaten onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar aşağıya yorum olarak yazın. Düğün hakkında neler merak ediyorsunuz? Kına hakkında neler merak ediyorsunuz? Bütün bu düğün süreciyle alakalı her şeyi yanıtlayacağımız bir video çekeceğiz birlikte. O yüzden aşağıya sorularınızı bekliyoruz. Yanıtlayabildiğimiz kadar bu sürece dair her şeyi yanıtlayacağız. Çünkü bence tecrübe kazandık. Hani evet. Şimdiki aklım olsa şunu yapmazdım diyeceğim var ya da yapardım diyeceğim. Senin evet. de aynı şekilde ama büyük ihtimal. Şöyle bir şey de var. Biz ne kadar da size tavsiyelerde evet. bulunsak, ne kadar da bir şeyleri anlatsak siz illaki bir şeyler yaşayacaksınız evet. arkadaşlar. Yani biz, bize de öyle diyorlardı. Yani illaki bir şey olacak falan oluyor. Siz de geçmişe dönüp baktığınızda bunları çok umursamıyorsunuz evet. ama yine de kritik tavsiyeleri verebiliriz diye düşünüyorum. Evet. O yüzden aşağıda yorumları bekliyoruz bol bol. Hepsini cevaplayacağız. Sonrasında benim evden çıkışım. Bu fotoğrafı da çok beğeniyorum ve mutlaka çerçevelerden birine koyacağım. Çok güzel. Burada arkadaşlarımız kafamıza pirinç atıyorlar arkadaşlar. Ve o kadar pirinç atmışlardı ki kafamıza. Otele gidip duş aldığımızda falan saçlarımızda hala daha pirinç çıkıyordu. O kadar fazla atmışlardı ama çok güzel bir fotoğraf olmuş. Çok doğal olmuş. Onun dışında yine kadeh kaldırırkenki bir fotoğrafımız. Ondan sonra da burada benim Nedimelerle fotoğrafım. Bunu zaten albümün içerisinde de göreceksiniz. Al bakalım sen bunu aç ben kaldırayım. Hadi bakalım. Asıl albümümüze geliyoruz. O da düğün albümümüz. Düğün sürecinde çekilen fotoğraflardan oluşan bir albüm. Bu şekilde bir kutuda geldi. Saklama kutusu. Yani bu kutu çok gerekli mi? Değil aslında ama yine de koruma amacıyla güzel düşünülmüş bence. Evet. Evet. Haydi bakalım. İkimizin kafasının büyüklüğünde hatta belki de daha fazla bir albümümüz var. Üst tarafta nikah alanına girerkenki bir fotoğrafımız. Altta Ceren ve Aydın yazıyor ve en altta da yine düğün tarihimiz yazıyor. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Tarihi ne denir ona? Tozlu sayfa. Tozlu sayfalarını açalım bakalım. İlk sayfamız beyaz zaten. Sonra burada Aydın'ı bekliyorum. Ondan sonra Aydın geliyor işte kızlardan beni alıyor. Sonra dedemlerle işte annemlerle falan vedalaşıyoruz. Sonra kapının önünde bir davul zurna havası oluyor. Ve daha sonra da otelin içerisine giriyoruz. Ya abi ne kadar hızlı geçti. Evet. Şu anda bakınca o kadar duygulandım ki o heyecan, hele o sabah kalktığımda böyle kalbimin güm 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 atması. Biz bir de o gece ne yaptık? Ne yaptık? Kokoreç şırdan falan mıydı gecesinde? Gece İstanbul'dan gelen bütün arkadaşlarımla birlikte sabah karşı 1-2 gibi falan biz şırdan yemeye gittik. Evet. Bu nasıl bir gelin? Bu nasıl bir gelin ki gidiyor şırdan yiyor düğününün olduğu sabahta? Öncesinde de ya düğünden bir gün önce de çok içmemek gerekiyor arkadaşlar. Bak bunu da söyleyeyim. Onların hepsini anlatacağız ama. Evet. Aynen. Bir diğer sayfaya geçtiğimizde de ben Aydın'dan daha önce hazırlanmaya başladım. Çünkü hem fotoğraf için hem de benim hazırlanmam daha uzun sürdüğü için. Benim Nedimelerle pozum arkada. Hepsine böyle küçük küçük çiçekler yaptırdım. Bunlara ne deniliyordu unuttum adını ama tomurcuk çiçeği mi? Birinci çiçeği mi? Salladım şu an da. Neyse bilmiyorum unuttum ben de. O sıra hatırlıyordum ama. O çiçeklerle falan fotoğraf çekildik. Özellikle Nedimelerimi böyle renkli renkli giydirmiştim zaten. Bu hazırlanma fotoğraflarında gerçekten çok güzel çıktı. Sonrasında tekrardan Nedimelerle fotoğraf. Burada hepimiz çok güzel ve çok doğal gülmüşüz. Onu çok seviyorum. En altta da benim en sevdiğim ve en farklı bulduğum poz. Bu arada Aydın konuşmuyor çünkü onun pek alakası yok bu fotoğraflarla. O kendi zamanı geldiğinde konuşuyor.
açacak. Bu pozun hikayesini aslında Instagram'da anlatmıştım ve paylaşmıştım. Zaten paylaştığım 3-4 düğün fotoğrafından biriydi bu da. Şöyle ki Disney prenseslerinin böyle bir pozu var. Daha sonra bu pozu Dua Lipa klibinde kullanıyor ve aynı renkteki sabahlıkları giyerek yapıyorlar. Ben de ondan esinlenerek bu şekilde bir poz verdirttim ve aynı kıyafetleri aynı sırayla giymiştik. O yüzden normalde böyle rengarenk şeyleri çok sevmiyorum ben ama sabahlık konusunda çok güzel durdu yani. Aşırı tatlı duruyor. Böyle tam prenses modeli durdu. O yüzden çok seviyorum bu pozunuzu da. Zaten bunu paylaştım. 10.000 kaydedilme falan oldu bu fotoğraf. O yüzden bayağı beğenildiğini düşünüyorum. Sonrasında gelelim damadımızın hazırlanma sürecine. Sen anlat buraları. Ne yaptınız siz buralarda? Yani vallahi ben 10 dakikada hazırlandım. Hiç abartmıyorum. Saçımı falan da kendim yaptım. Yani odada biz yani işte erkek arkadaşlarımla ne yapılacaksa onu yapıyorduk. Ondan sonra sonra bir telefon geldi. Artık hazırlan. Gelebilirsin. Evet. Gelin almaya tarzında. Öyle olunca işte hemen hazırlandık. Çok tatlı ama fotoğraflar. Güzel de evet. Aynı kuaför falan hiç gitmedi. Gerek de yok ya. Kendim yapmayı tercih ediyorum. Onların yaptığı zevkleri benimki pek uyumlu değil kardeş. Üstte saatiyle işte kol düğmesi var. Burada hazırlanışı ve burada tekli bir hazırlandıktan sonraki fotoğrafı var. Ben burada ayakkabımı giymeden önce Nedimelerin isimlerini falan yazdım. Evlenmek isteyenlerin. Çoğununki silindi ama gerçekten bakalım benden sonra kim evlenecek. Burada Aydın'ı bekliyorum. İçeceğimle birlikte. Ve Aydın'ın hazırlanma odasına girişi var burada. Burada iPhone kulaklığı çıkmış. Onu mu gördün orada? Evet şimdi fark ettim. Ve demin de gördüğünüz ilk görüşten sonraki öpüş, ilk görüş burada hani görüşten sonraki burada da bir miktar otel odasında romantik pozlar. Burada hazırlanma odasında. Burada odada değil miyiz? Aa şeydeydik evet yukarıda. Koridordaydık galiba. Yani düğünümüzü yaptığımız otel gerçekten fotoğrafa çok uygun bir otel değildi. O yüzden elde olanlar ancak bunlar çıktı ama bunlar da gerçekten benim beklediğimden açıkçası güzel güzeldi, çıktı evet, yani. Evet. Fotoğraflar ya bir kere zaten enerji önemli yani gelinle damadın enerjisi olduğunda hiç olmayacak mekanlarda o kadar güzel fotoğraflar çıkıyor ki gerisi önemli değil, mutlu olmak önemli o sıra stresten daha çok. Evet artık düğün salonuna giriyoruz burada. Burada olaylı girişimiz. Bak aklıma geldi. Yani dik duracağım. O gelinlikle zaten yürümek aşırı dert falan filan. Burada Zeydan Bey'i bekliyoruz bekleme odasında. Ondan sonra burada düğün öncesi salonu kontrol etmeye gitmiştik. Orada işte aile fotoğrafları falan da çekildi. Orada dekorasyonla birlikte bir fotoğraf çekildik. Normalde ben böyle hep beyaz gül aşığıyımdır. Ama nişanımızda zaten beyaz gül konsepti yaptığımız için düğünde de böyle biraz daha pembeye, siyaha ve beyaza kaydık. Böyle alanı doldu. Nereye kaydedin şimdi? Yok hayır. Bir kere de 25 dakika çekebiliyor. Tamam, okay. O yüzden devam ediyoruz şimdi. Evet. Ne diyordum? Burası hakkında. Detayların rengini söylemiştin. Bence gayet güzel oldu yani. Ehe. Böyle farklı farklı renkleri birbirine karıştırarak güzel bir şey yaratmaya çalıştık ve güzel de oldu bence, bence de yani. Bence güzeldi. Gayet iyiydi konsept. Tabii sıkıntıların olduğu şeyler de oldu ama onları dediğim gibi öteki videoda konuşacağız zaten. Burada provadaki dansımız var. Şunu Instagram'da paylaştım diye hatırlıyorum ama onun dışında hiçbir şeyi paylaşmadım. Tabii ki de alkış yapıyoruz. Neye alkış yapıyoruz acaba bilmiyorum. Düğün cüzdanı. Düğün cüzdanı. Evlilik cüzdanı. Aile cüzdanı. Aile cüzdanını alırkenki bir fotoğraf. İçeriye girişimiz ve arkadaşlar. Ve kenarda da Zeydan Bey'in işte nikahımızı kıydığı zamanki esprilerine gülüşüm. Ne esprisi yapmıştı o gün? Adanalı hemşeri muhabbeti mi? Yok. Dur. Adana'ya şey gel. Adana'ya transferimiz olmuş. Adana başka, Adanalı başka demişti. Orada herkes bir alkış böyle. Güzel bir nikahımız kıyıldı. Evet, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Eğer bu videoyu izliyorsa. Bu arada bugün bayram. Bayramın son günü. Arkadaşlara çiklop ikram edelim. Ben de kolonya vereyim. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Buyurun çikolata yiyin arkadaşlar. Mutlu, hayırlı, mübarek bayramlar diliyorum sizlere. Nice bayramlar. İnşallah bir dahaki bayramda sevdiklerimizi görebileceğimiz, sevdiklerimize sarılabileceğimiz bir bayram olur. Evet. Aa, kolonya dökmüşsün. Ciddi misin? Aşkım. Sen öyle oynarsan daha da kötü olur ama hiçbir şey de olmadı Ceren. Neyse
kimse bir şey olmaz canım. Evet, devam edeyim. Evet, bir şey olmaz. Evet, bir şey olmaz. Ya bunların çoğunu zaten Instagram'da paylaşacağım. Yani daha yakın hallerini de Instagram'dan görürsünüz ileriki zamanlarda. Pasta gelmeden önce ikinci gelinliğime geçmiştim. Aslında gelinlik değil de o zaten benim en sevdiğim fotoğraf bu arada. After party kıyafetime geçtim. Daha rahatı çünkü diğer gelinliğimle hem halay çekmek hem horo biraz zor oluyordu. O yüzden pasta gelmeden önce değiştirdim. Bu arada pastayı biz düğünde gördük. Hiç bakmadık, ilgilenmedik. Zaten maket pastaydı yani, bu arada. Gerçek pastanın bir manası yoktu aynen. O sıcakta. Ama güzeldi yani. Konseptle uyuyordu. Onun dışında alttaki fotoğraf hem benim İstanbul'dan gelen erkek arkadaşlarım hem de Aydın Adana'dan arkadaşlarım. Yani aslında hepimizin arkadaşı oldu hepsi zaten de. Onlarla topluca bir fotoğraf çekildik böyle. Çok güzel, çok doğal bir fotoğraf oldu gerçekten. Bunu çok seviyorum. Paylaşmak evet. için sabırsızlanıyorum. Diğer tarafta da kızlarımla bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı aslında ben tek başıma nedimelerle ve onların elinde çiçeklerle istiyordum ama unuttuk. O sıra çekilmeyi unuttuk. Yani en büyük pişmanlıklarımdan biri budur. Hatta nedimeleri bilerek böyle renkli giydirmiştim. Olsun, Aydın'ı photoshoplarız bir de. Benim yerime kimi koyacaksın? Gelmeyen arkadaşım. Dijitali benim yanıma sıkıştıracaksın. Ama bu da çok güzel oldu, rengarenk. Altta yine düğün sırasında eğlenirken arkadaşlarımla bir pozum var, spontane bu şekilde. Öyle göstereyim. Benim yine dediğim şu fotoğraftı. Bayılıyorum bu fotoğrafa. Kızlarla da bu şekilde. Ondan sonra artık son sayfaya geçiyoruz herhalde. Burada aile fotoğraflarımız var. Sol tarafta benim tarafım var. Sağ tarafta da Aydın'ın tarafı var. Altta da yine topluca arkadaşlarla bir fotoğrafımızı koydurduk. Şöyle uzaktan gösteriyorum bunu. Çünkü çok ailelere göstermeyi sevmiyoruz sosyal medyada. Sonrasında da bitti. Bu kadardı. Güzel oldu. Güzel, evet. Güzel. Ve bir sürü fotoğraf var hala. Bizim yani 4000 tanenin içinden herhalde elediğimiz fotoğraflar bu kadar. Seçtiğimiz daha da fotoğraf var ama bastırdığımız bu kadardı. Biz çok beğendik fotoğrafları. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıya yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Genel olarak düğün süreciyle alakalı herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle paylaşın. Bence çok gerekli bir video. Keşke Instagram'da ya da YouTube'da böyle başka videolar olsaydı da ben de evlenmeden önce baksaydım biraz. Evet, size çok güzel tavsiyeler gelecek düğün hazırlığıyla evet. ilgili. Düğününüzün güzel olması için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapacağız. En ince detayları ne kadar? Her şeyi paylaşacağız. Evet. Arabayı süsleme işini bile anlatacağım arkadaşlar. Bak of, daha o var. Fiyaskoydu o. Fiyasko ya, bir insan arabayı nasıl 5 dakika öncesinde... 5 dakika öncesinden arabayı yıkattım, süslettim. Tamam, detayı sonra anlatırım. Ama öyle oldu ya. Öyle oluyor. Ne bileyim, 3 günümüz vardı. Biz çarşamba günü gittik. Cumartesi düğünümüz vardı yani. Abi çok sıkışık bir zaman. O taraf 2 gün sürdü. Hava sıcak, ne bileyim, böyle çabuk yoruluyorsun, çabuk bunalıyorsun. Zaten öğlen 11 ile 5 arası hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Kınadan sonra biraz bir üzerinize bir boş vermişlik geliyor açıkçası. Benim öyle oldu. Yani rahatladım ama ne olursa olsun falan dedim. Böyle çok bir şeyle ilgilenmedim. Neyse, hepsini anlatacağım. Evet. Okey, o zaman bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak içinse kanalımıza... Bak kanalımıza dedi. Kanalıma ya da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.